Merhaba arkadaşlar, Gurbetçenlerin dünyasına hoş geldiniz. Saat sabah 8. Ben bugün uyuyakalmışım. Saatimi ayarlamayı unutmuşum sabah. İki ayağım bir pabuca gerisini anlayacağınız. Şimdi de doktor terminim var kalbim için. Bugün neticeleri alacağım. Oradan da İlkay'la gelinimle buluşacağım. Kahvaltı etmeye gideceğiz. Onunla beraber doktora gideceğim. Yani öğleden sonraya kadar bayağı işlerim var. Ama yani bayağı böyle bir stres yaşadım sabah sabah. Şimdi hemen çıkıyorum. Gelinle buluşunca kamerayı o zaman açarım. Doktorda maalesef çekim yapamam. Doktorda kontrolüm tamam. Doktor stres EKG yaptı. Yani stres anında kalbimin nasıl olduğunu falan ölçtü. Bayağı sürdü. 2,5 saatimi aldı. Dedi ki her şey iyi. Yani o ağrılarının kalpten olduğunu zannetmiyorum dedi. Her şey hani kalp damar tıkanıklığı falan görülmüyor dedi. Ama dediğim gibi geçen kontrolümde de dediğim gibi dedi. 3 sene önce miydi, 2 sene önce miydi? Kalpte böyle günde 100 tane falan fazla atış varmış. Yani çok fazla bir şey değil diyor yani. Tabii fazlalaştığı zaman kontrol edilmesi lazım diyor. Ama şu an yani normal sayılır diyor. Şu an yapılacak bir şey yok diyor. Her şey yerinde dedi. Her şey yolunda dedi. Kafanıza takmanıza gerek yok dedi. Ben de tabii ki rahatladım. Biz bayanlar niyeyse böyle şeyleri kafamıza takıyoruz. Yani ben bilhassa hasta değilsek de kendimizi hasta ediyoruz. Şimdi de gelinimin yanına gideceğim. O da doktorda. Bir de onun yanına uğrayayım. Dedi anne sen de benim yanımda gel. Bir de bakalım onun kontrolünü yaptıralım. Gelinimle doktorları bitirdik nihayet. Gelinime kan kontrolü yapacaklarmış. Rutin kontroller değil mi? Aynen. Dedim bir 40 yılda bir artık doktora git bir kontrol ol. Şimdi de oturdu. Bir güzel kahvaltı yapacağız gelinimle burada. İlk defa baş başa. Hakan bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ben de gideceğim. Bugün Hakan Sabahçı değil mi? Hı hı. Hakan Sabahçı. Dedik biz burada oturalım bir güzel şöyle gelelim ve kahvaltı edelim. En sonunda evime gelebildim. Saat 1 oldu arkadaşlar. Ben bugün doktordu. Kahvaltıydı derken bayağı gezdim. Aklıma ne geldi? Son vlogumda mı? Ondan önceki vlogumda söz vermiştim. Bakım malzemelerimi göstereceğim. Yeni aldım bakım malzemelerim diye istek gelmişti. Bu poşetin içinde hala kullanıyorum ama buraya koyuyorum. Ben bizim buradaki güzellik ve bakım salonuna 1,5 saatine bedava firmalardan bu Shiseido'nun bir bayanı gelmişti. Bakım malzemeleriyle senin yüzüne bakım yapıyor bedava. Oraya gitmiştim. Orada bana yüzüme temizlik için bu Shiseido'nun malzemelerini gösterdi. Ben önceden Shiseido'nun kremlerini kullanıyordum. Pek memnun kalmamıştım. Dedi ki bu seri senin yüzün için iyi değil. Bunu kullanman lazım dedi. Mesela bana bu temizlik sabununu verdi. Böyle hemen tırnağım kadar küçük böyle buraya koyuyorsun. Suyla köpürtüyorsun. Bu fırçayı da aldım. Bu fırçaya 12 euro verdim. Bakın make-up'ım da biraz duruyorsa akşamdan. Böyle köpürtüyorsun, yüzüne sürüyorsun. Ondan sonra yıkıyorsun. Güzel temizliyor yüzünü. Temizlik çok önemli dedi. Cihan geldi. Bir de böyle suyu var onun arkasından. Onu da böyle bir pamuğun üzerine koyup yüzünün kalan make-up'ı yani. Bunun temizlemediğini bu çıkartıyor. Bunu verdi. Bunu kullanıyorum. 2 hafta oldu mu diyeyim, olmadı mı diyeyim. Ama ben yüzüme iyi geldiğini çok fark ettim. Yüzümde bir canlılık vardı. Sonra bana dedi ki bu serinin bir de kremleri var. Onları verdi denemek için. Şimdi bakınız. Kamerada görünüyor mu tam? Bu yüz kremi günlük. Bu da yüz kremin altına kullanan bir krem. Bunları denemelik verdi bana böyle 3 paket. Ama tabii ki böyle küçük küçük. Bu Shiseido'nun Ginza Tokyo serisiymiş. Bunu verdi. Hatta burada daha biri böyle duruyor. Bunu verdi. Denedim. Kullandım. Bitti zaten. Bunlar da serumları. Ama yüzüme çok iyi geldiğini hissettim. Yani bayağı yüzüme canlılık geldi. Ne bileyim öbür krem gibi değildi. Öbür kremi sürüyordum. Fazla nemlendirmiyordu. Sonra 1 Mayıs'ta %30 indirim vardı her şeyde. Gittim o salona dedim ki şu kremi bir sorayım dedim. Yani yüzüme çok iyi geldi. Hani %30'da indirim alırım belki. Şok geçirdim. 120 euro bu krem. 75 mililitre 120 euro. Bu da 100 euro. Yani ikisini kullanmam için. 120 eurodan %30 çıkarttığın zaman gene ediyor 85 euro. 85, 90, 80 neyse. İkisini de almaya kalksam 160 euro. Hadi diyelim sadece 100 kremini aldım. Allah'ım düşündüm. Bunları aldığımda 30 euro buydu. 40 euro bu.
Bunlara da %30 indirim vermişlerdi. Hadi dedim bunlar önemli, alayım. Şimdilik bir bunlarla başlayayım. Sonra zamanıyla kremini de alırım. Ama cimriliğim tuttu. 90 euro bir yüz kremine. Gerçi bunu aldığın zaman 6, 7, 8 ay gidiyor bunlar yani. Çok şey içindeki şeyler, biz Almanca Reichhaltig diyoruz. Yani bakım şeyleri çok olduğu için çok sürmene gerek yok. Ama cimriliğim tuttu, almadım. Dedim ki ya 90 euro kremimi vereceğim ya, günah değil mi? Ama şimdi de düşünüyorum, yüzüme iyi gelirse niye almayayım? Şimdi diyor ki bunları kullandıkça, bunların içinde madde var diyor. Kullandıkça cildin daha çok istiyor diyor. Onun için zaten böyle yapıyorlar diyor. Yani sizin anlayacağınız, resmen böyle ortalıkta kaldım. Kremi alayım mı almayayım mı bir dakika. Bu ay zaten alamam. Ben her şeyimi zaten böyle yapıyorum. Bir ay mesela temizlik malzemesini alıyorum. Bir ay kremimi alıyorum. Bir ay şunu alıyorum. Öyle öyle eşyalarımı tamamlıyorum. Hepsini birden alamıyoruz maalesef. Yani size bir göstereyim dedim. Neler kullandığımı. Evet bunlar şu an benim yüzüme çok iyi gelen seri Shiseido'nun. Ama burada reklam yapmıyorum. Zannetmeyin ki bunlar için özel reklam yapıyorum. Hayır, ben firma için reklam yapmıyorum. Ben bunları kendim aldım. Kendim kullanıyorum. Kendim ödedim yani. Yani sizlere göstermiş oldum. Fiyatı maalesef çok yüksek. Onun için düşünüyorum bakalım ne yapacağım. Bir de Shiseido'nun bana rimelini verdiler denemek için. Bu da çok güzel. Bundan da çok memnun kaldım. Ama işte bakalım böyle. Düşüncelerde kaldım. Sizlere de bir göstermiş oldum merak edenler için. Şu an yani bunları deniyorum. Krem bitti. Ne yapacağız bakalım. Benim son vlogumun altında yine bir yorum vardı. Bunu değinmeden geçemeyeceğim. Birisi yazmış ki senin sana niye Ayşe diyorlar? Senin ismin Aynur değil mi? Ondan sonra birisi yazmış ki onun asıl ismi Ayşe ama YouTube'da Aynur ismi kullanıyor. Ay ne kadar saçmalık. Ben YouTube'da niye kendi ismimi kullanmayayım? Bizim kaç tane kanalımız var? Ben yani insan nasıl takma ismi kullanabilir günlük bir hayatta? Biz burada olanları çekiyoruz kameraya. Şunu anlatayım. Evet, benim ikinci ismim Ayşe. Ama hiçbir videoda ben yani demedim benim ismim Ayşe diye. Çünkü benim pasaportta, nüfusumda Aynur. Şöyle olmuş. Ben dünyaya geldiğimde benim babaannemin ismi Ayşe. Ben dünyaya geldiğimde babam Aynur ismini çok beğenmiş. Benim ismimi Aynur koymuş. Benim babaannem de köyde oturuyormuş. 10 gün sonra babam köye gidiyor. Ondan sonra babaannem diyor ki ismini ne koydunuz? Babam da diyor ki Aynur koyduk. Babaannem üzülüyor. Aman diyor, benim ismimi ne yapacaksınız da koyacaksınız kızınıza yani. Beni kim ne yapsın diyor. Babam da buna üzülüyor. Ondan sonra diyor ki tamam o zaman Ayşe olsun diyor. Eve geliyor. Biz bunun ismini Ayşe yapalım. Annem üzülüyor diyor. O zamanlar anneye babaya böyle saygı varmışmış. Hani onların gönlünü kırmamak gibi. Ayşe diyorlar bana. Sorana ismini Ayşe, 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 Ayşe. Ama nüfusta, nüfus cüzdanımı değiştirmiyor babam tabii. İsmim konmuş bir kere. Aynur yazıyor. Seneler geçmiş böyle. Hiç Aynur dememiş kimse bana. Ben okula başlayacağım. Babam bana diyor ki bak kızım senin ismin asıl Aynur. Nüfusta Aynur yazıyor. Okula başladığın zaman falan burada Almanya'da Aynur diyecekler. Ben bunu hiç bilmiyorum. Ben o zaman ilk defa ismimin Aynur, nüfusta Aynur olduğunu öğrendim. Okuldan tanıyanlar beni mesela böyle doktorlardan şuradan buradan tanıyorlar. Aynur tanıyor, biliyorlar. Ama beni normal tanıyanlar Ayşe biliyor. Yani ben Ayşe ismini de kullanıyorum, Aynur ismini de kullanıyorum. Benim için hiç fark etmiyor. Ayşe dedikleri zaman da çok memnun oluyorum. Çünkü babaannemin ismi. Ben babaannemi çok seviyorum. Yani benim eşimin de Aynur ismi çok hoşuna gidiyor. Mesela onun için dedi ki yani biz videoları çekerken veya biri sorduğu zaman hep Aynur der benim eşim. Eşinizin adı ne dedikleri zaman Aynur der. O da diyor ki pasaportunda nüfusunda Aynur zaten. Yani Aynur, Ayşe böyle gidiyor. Benim ismim takma Aynur değil yani arkadaşlar. Benim gerçek ismim Aynur aslında nüfusta. Yani bu arkadaş buraya böyle yorum yazınca YouTube'da takma isim kullanıyor diye. Benim takma isme falan ihtiyacım yok. Ben günlük hayatımı, ne yaşadığımı sizlere rol yaparak göstermiyorum. Her şey olduğu gibi gösteriyorum. Hiç ben ismimi takma Aynur ismi kullanır mıyım? Yani buradan o yorumu görenler için, ben o yorumu sildim gerçi. Çünkü çok böyle manasız yazılmış. Güzellikle yazsaydı Aynur Hanım isminiz Ayşe de yoksa Aynur mu diyorlar size? YouTube'da mı kullanıyorsunuz? O zaman güzel cevap verebilirdim. Ama böyle direktmen yazınca ben de biraz üzüldüm. Vlogumda arkadaşlar benim doğum günü kutlamamda Ayşe Ayşe deyince tabii ki millet Ayşe duyunca aa bu nereden çıktı dediler. Yani birisi Ayşe dediği zaman, Aynur dediği zaman yabancılamayın. İkisi de yani benim ismim. Bunu da buradan halletmiş oldum. Bayağı çene çaldım ama bunu da yani anlatmak ihtiyacını duydum. Yani ben hiçbir zaman takma isim kullanmam. Bugün bir terminden bir termine koşturuyorum. Bir arkadaşa uğramam lazım. Acil bir saatliğine. Oradan Mile'yi almaya gideceğim. O bir arkadaşına gitti. Yani okuldan bir arkadaşın annesi alıp götürdü. Orada oynayacaklar. Robot bir terminden bir termine koşturuyor. Anlamadım neyin nesidir benim doğum günü hediyesi için hala. Ben şu eski arabayı alacağım. Öbür araba ona lazımmış. Bak.
bakalım gidelim. Bakın ben yine nereye geldim. Bir türlü ayrılamadım. Ayrılamadık. Gelin evine geldim tekrar. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi bunlar tekrar bize gideceklermiş. Değil mi? Evet. Buradan da bize gideceğiz. Yani bugün... Çünkü beraber gideceğiz. Sen ne diyor? Ben seni bu kadar sık görmemiştim bugün bir kadar diyor. En çok bugün görüştük yani. Sabah, öğleden sonra, akşam biz de gene. Ne yapalım? Başka kimsemiz yok burada değil mi? Vallahi öyle. Yani biz bize artık böyle idare ediyoruz. Ya. Kira da hoş geldin diye abisine. Ya hallo. Gelin yemekleri hazırlamış. Ben Miley'i aldım geldim. Hallo Miley. Miley neredesin? Hadi. Çiğ köfte mi yiyeceğiz? Çiğ köfte. Çiğ köfte. Cihan farşuliye ezberini yapıyor, öğreniyor. Robot Miley'in derslerine bakıyor. Kızım bana doğum günün için sonradan böyle kart yapmış. Ay benim kızıma. Dur bakayım ne yazıyormuş. Ben bir okuyayım. Liebe Anne, ich wünsche dir... Bak. Almanca yazıyor. Anne diyor ama. Liebe Anne, ich wünsche dir alles Gute nachträglich. Du bist die beste Mutter auf der ganzen Welt. Deine Miley. Anneciğim doğum günü kutlu olsun. Sen dünyanın en iyi annesin diye yazmış. Teşekkür ederim kızıma. Benim küpeler takılmış. Was? Übersetzen. Buraya yazmış ki bazen çok bağırıyorsun ama yine de dünyanın en iyi annesi. Robot diyor ki onu da söylesene. Sind nämlich genügend da, die halt Deutsch und halt Türkisch können und die sehen dann alle, dass du da. Nein, nein, sind sie nicht. Hayır şaka. Evet. Ben biraz böyle organlarım yüksek ya, sesli konuşuyorum. Masmal. Nasıl yapıyorum? Yapıyormuşum ben. Bugün saçım başım darmadan şu tokayı çıkartayım bari. Zaten güzel değil. Miley kimin küpelerini takındın? Ama. He? Annenin. Annesinin küpelerini takınmış gelmiş benim kızım. Saç benim kolye görünmüyor. Benim kolyeyi takmış. Saçları nerede ıslattın? Nerede? Bak. Neden? Bilmiyorum. Yemeği yedik bitirdik biraz önce. Oğlumla gelinimle falan. Ondan sonra onlara hemen telefon geldi. Misafir gelmiş, kapıların önüne gelmişler, zile basmışlar. Evde bulamayınca telefon açmışlar cep telefonlarını. Neredesiniz? Biz size geldik. O zaman Hakan da dedi ki geçin bahçeye oturun. Biz hemen geliyoruz. Kapıyı dinlene de git denmez. Nasıl olsa fazla uzakta değiliz. Ben de yabancı sayılmam. Ondan sonra buraları toplamadan dedim siz hemen gidin en iyisi. Misafiri kapıda bekletmeyin. Ben de oturdum biraz temin, tembelleştim. Şimdi de... Bu mutfak topluyoruz. Mutfaklarımız toplandı, işlerimiz bitti. Şimdi bir iki soru daha cevaplayacağım. Ondan sonra videomu bitireceğim. Bir arkadaş sormuş boyun kilon kaç diye. Soru cevap videomda söylemiştim ama ben gene de söyleyeyim buradan. Görmemiştir belki arkadaş. Boyum 1.57, kilom şu an 53-54 civarlarında geziyorum. Robot'un boyunu sormuşlar. Robot'un boyu neredeyse 1.90-1.89. Bayağı boy farkımız var yani. Ama ne yapalım? Bir arkadaş Almanya'daki eğitim sistemini anlatır mısın bir videonda diye yazmış. Bakalım inşallah bir videomda belki size Almanya'daki eğitim sistemini anlatırım. Tabii ki Almanya eyalet eyalet bölündüğü için her eyalette başka eğitim sistemleri oluyor. Ama ben buradaki sistemimizi size kısa bir anlatırım bir videomda. Sıkılmazsınız inşallah. Yani burada herkesin sorularına cevap vermek istiyorum. Onun için bir videomda inşallah ona da değineceğim. Bir arkadaş canlı yayın yapmayı düşünmüyor musun diye yazmış. Bilmiyorum hiç YouTube'da canlı yayın yapmayı daha düşünmedim doğrusu. Yapan arkadaşlar var. Ama ben yani hiç düşünmedim daha şimdiye kadar. Biz Alman kanalımızda bir kere canlı yayın yapmıştık. Ama ondan sonra da hiç daha canlı yayına pek şey yapmadık. Böyle mail vermedik nedense bilmiyorum. Ama belki bir zaman gelir onu da yaparım inşallah sizler için. Canlı yayın. Bakalım. Becerebilirsem canlı yayında. Instagram'dan canlı yapıyorum arada ama Alman kanalımızın Instagram'dan yapıyorum. Orada izleyiciler var diye. Daha Instagram şeyimde yani pek fazla takipçim yok. Dediğim gibi oraya fazla resim yüklemediğim için herhalde. Bir de yeni daha. Ama YouTube'dan bakarsınız bir gün inşallah canlı yayın yaparım. Bir izleyicim... Bu benim telefonun kapına değinmiş. Bunu doğum günümde bana Eda yaptırmıştı. Hakan Cihan Miley. Çocuklarımın ismini yazdırmış. Yazmış ki keşke İlkay'ın ismini de yazdırsaymış. O da senin kızın sayılır diye. Tabii ki. Şöyle ben bunu bu kabı Eda'ya sordum. Dedim
Keşke İlkay'ın ismini de yazdırsaydın. Çünkü hakikaten ben İlkay'ı kızım gibi seviyorum. Hiç evlatlarımdan ayırmıyorum. Sağ olsun o da beni hiç ayırmaz yani. Kendi annesi gibi davranır. Ama dedi ki Eda, ben bu kabı yaptırırken İlkay'la konuştum dedi. Bak İlkay, ben annene sürpriz yapacağım. İşte böyle kap yaptırıyorum falan. Senin ismini de yazdırmayı düşünüyorum falan diye sordum dedi. O da dedi ki dedi, yok gerek yok, benim ismi yazdırma. Bu özel bir şey olsun. Sonuçta hani kendi çocukları. Gene de onların ismi olsun. Başka şeylerde zaten benim ismim yazıyor. Ben kırılmam, gücenmem. Yani İlkay'la anlaşmalı böyle yapmışlar bu kabı. Eda kendi kafasına yapmamış sağ olsun. Gene de İlkay'ın gönlünü almış. O yeterli. Mesela bazı benim kolyelerim var. Anneler gününde, bir doğum günümde yaptırmıştı çocuklarım. Orada mesela İlkay'ın ismi de yazıyor. Yani bu anlaşmalı olmuş. Yani kırılmaca, gücenmece yok. Bu soruyu da buradan cevapladım. Arkadaş da güzel düşünmüş aslında. O biliyor yani benim İlkay'a karşı olan duygularımı, onun için yazmış. Yemeklerimizi, grillde yaptıklarımızı artık evde ne yapıyorsak böyle videolarda göstermek tabii ki benim aslında pek hoşuma giden bir şey değil aslında gelirse. Ben mesela grill yaptığımız gün, mangal yaptığımız gün demiştim, hamile arkadaşlar vardır belki diye. Çünkü bir önceki vlogumda bir bayan yazmıştı. Aslında göstermek istemiyorum ama mecburen gösteriyoruz. İstiyorlar ya, ne yaptın bugün, ne yedin, ne yemeği yapıyorsunuz. Gösteriyoruz, gösteriyoruz yani. Dediğim gibi buradan kusurumuza bakmayın. Eğer bir hamile bayanlar olur canınız çeker ama mecburiyetten gösteriyoruz. Yoksa vloglar da olmuyor veya isteyen arkadaşlar oluyor. Bir göster bakalım ne pişirmişin falan, nasıl Instagram'da yemekler konuyorsa. Artık biz de videolarımızda gösteriyoruz. Aslında gören gözün hakkı var derler. Yapılmaması lazım ama işte biz de artık adete uyuyoruz böyle. Bugünkü soru cevaplarda bu kadar olsun. Fazla uzatmayalım. Soru cevap videosu diyor bazıları yine yapar mısın diye. Her zaman söylüyorum, ben videolarımın içinde böyle, her vlogumun içinde birkaç soruya değiniyorum. Ayrı soru cevap videosu yapmıyorum. Sıkılmayın diye yani. Böyle baştan sona kadar soru cevap olduğu zaman belki izleyenler sıkılır. Böyle arada vlogların arasına sorularınızı da cevaplamaya çalışıyorum. Her gün vlog gelsin diyenler var. Tabii ki her gün vlog gelsin. Ben de isterim her gün vlog gelsin ama yetiştiremiyorum arkadaşlar. Hiç yani kusuruma bakmayın buradan. İnan ki yetiştirsem yaparım. Seve seve yaparım. Vlogları seve seve yapıyorum. Bazen kamerayı unuttuğum oluyor veya açmadığım zamanlar oluyor. Yani ben de yani dört dörtlük değilim ama yani her gün yetiştiremiyorum. Onun için haftada 3 gün. Arada vakit bulursam böyle peş peşe atıyorum veya arada 4 gün atıyorum. O artık benim zamanıma, artık konulara, özel bir şey olursa mesela doğum günüm gibi, o zaman fazla video yapma çalışırım. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.